Kanka senin memlekete gittim. Ya kanka söyleyince millet de zannediyor ki vay vay bak havalara bak. Sevmiyorum abi Paris'i, sevmek zorunda mıyım? Ha Seko? Sevmiyorum, ne yapayım? Çok sıcaktı bir de. Ayıptır söylemize, yapıştı. Selam, ben Uras. Bugün... Lan buna da bir format bulmadık ya. Yurt dışından atıştırmalıklar. Yurt dışından atıştırmalıklar videosu. Ama beyin yakan video. Fransa'dan Amerikan atıştırmalıkları aldım. Hadi başlayalım. Harbiden Fransa'dan aldım kanka. Girdim markete, bir baktım Amerikan atıştırmalıkları reyonu vardı, iki tane yapıştırdım geldi. Şimdi ne yiyelim? Şunu yiyelim mi ya? Bunu çok merak ediyorum. Shortbread. Kısa ekmek İngilizcesi ama bunun mutlaka başka bir anlamı olması lazım. Kısa ekmek. Petit goat şey mi? Küçük keçi. Yok, petit goat olurdu o. Tails diyor. Demek ki burada bir kuyruk var. Light and crumbly. Hafif ve crumbly neydi lan? Çıtır. Çıtır. Kıtır. Kıtır mı çıtır mı bak. Kıtır. Tamam. Aradaki farkı Sekon biliyor, kıtırla çıtır arasında. Oo bak, Din ailesinin özel formülüymüş bu. Benziyor mu? Bir şeye mi benziyor acaba? İşte bir şeye benzemiyor. Kurabiye gibi bir şey mi? Un kurabiyesi gibi. Ya un kurabiyesinin bu yesin. Yani daha tatmadan bunu söyleyebilirim. Lezzetli. Ama bizim bir kavala kurabiyemiz olacak. Daha güzel. Annem çok güzel yapar. Çıtır değil yani. Alınmadın mı? Çıtır. Kıtır dedim zaten. Evet. Harbiden kıtır kanka. Mesela çıtır değil bak. Yiyin hepiniz. Onu yesene. Onu kızcağıza niye vermiyorsunuz? Allah Allah. Ne çıldır mı ya? Fena değil. Ama annemin un kurabiyesi bundan daha güzel. Ha Seko? Yani bu Türkiye'de satılır ama. Satılır. Annemin yaptığı çıtır mesela. Bu kıtır. Fena değil. Amerikalılarda da güzel şeyler var. Seko'ya bak. Ne yapıyorsun lan? Tuzludan mı gidelim yine? Yine dedim. Bir önceki tatlıydı. Jacobs. Mini cheddar. Küçük cheddarlar. Orijinal. Baked with real cheese. Yani harbiden gerçek peynirle yaptık diyor. Bu Jacobs, bildiğimiz kahve Jacobs mu acaba? Ne yazıyor lan burada? Mini bisküvi aperitif au vegetable fromage. Ha. Bu pişiyor mu? Bu ne ya? Real cheese is mixed in the dough. Ya git, bir tane sinek var burada. Şimdi bunu böyle mi yiyoruz acaba ya? Bence böyle abi. Arkasında böyle tas şey var. Tasa koy da yeriyor. Ellerinde yaşıyor musun? Ona. Büyük hayal kırıklığına uğradım şu an. Ne oldu? Sıra gerçekten. Ben de böyle çedar topları diye düşünüyorum. Bildiğimiz o zaman peynirli krakerin şeyi, süslenmiş hali. Hiç de sevmem. Peynirli kraker. Sekom sever. Bence güzel. Sekom sever. Kokusunu sever. Uuu, bu ne lan? Bence çok güzel. Bir kokla bakayım. Bu sana güzel mi geliyor? Böyle koklayınca güzel. Balık gibi gibi. Yerken güzel. Ben hiç sevmem. O zaman buyur Mozartçı. Amerikalı yapmış. Burak, Kamil uzadı. Demetçi var. Hı? Kamil'inkini mi yedin? İnanılmaz. Serkan'la peynirli kraker bırakmayacak kanka. Ben asla yemem bunu. Bir daha almam yani. Yani alacak olsam almam. Klik. Çok güzel lan kutusu. Ambalajı. Hepsinin ambalajı güzel bu arada. Cornflakes'miş bu, çikolatalı Seko. Severiz tamam. Ben Alman abur cuburları videosunda şeyde kendi çektiğimde buna benzer bir şey yemiştim. Diyorsun ki yani senin yaptığın iş orijinal değil, benden yuruttum. Estağfurullah. Gördün mü kanka? Demek. Kanka zaten şeyi de çekecekti ya. Neydi bizim formatımız? Ne fark var? Evet onu, abi. Onu çektim ben. Değil mi? Aynısını yapıyor. Ben dedim kapağı da vereyim istiyorsan dedim. Ben çıkayım istersen senin kanalına. Ha? İğrenç bir şeymiş bu ya. Yesenize şunu. Ben çok beğendim bunu. Bence bu güzel abi. Çok güzel abi. Ya Demet yaklaşsana, ne yapıyorsun orada? Uzatmak zor oluyor sana. İyi abi bence. Bence çok iyi. Çok güzel. Abi. Ana bayağı beğendim şunu. Harbi mi? Ya ben çok beğendim abi. Bayağı razı. Sen beğendin mi Demetçi? Paket bitmez bir sefer ya. Olur olma. Ben bitiririm. Ben de bitiririm. Ne olacak, bir avuç var zaten içinde. Evet. Bir avuç. Evet abi. Ben onu alırım ya. Gördün mü? Gördün mü ya? Unutmuşsun diye. Aa, üstüme iyilik sağlık. Böyle yapıyor bak, kameranın arkasından bırak. Bunu döktüm ya. Seko da muhabbete dalmış. Böyle vuruyor böyle. Bak döktü diyor. Çeksene onu lan diyor. Sen ne biçim iş yapıyorsun diyor. Seko da bir elinin tersiyle vurdu. Yapıştırıverdi. Aa sinek. Ya gitsene birader. Burada kalsın bu. Bence video sonuna kadar siz bitirirsiniz bunu. Bunu yeriz abi. Yersiniz. Bunu içeceğiz. Doğru yere mi koyduk şimdi? Çok korkutuyor beni. Sen nerelisin? Erzincan. Ben acı severim ama... Sen nereliydin? Tutup da içmek... Sizde acı yok. Karadenizlerde pek acı olmuyor. Sekom teknik olarak acı yemede sıkıntıları var. Ben çok severim. Kamil Muğla'da ama acı seviyor. Demet zaten Malatyalı yer. Şimdi bunu içeceğiz. Bakalım gerçekten Amerikalıların hot sosu Louisiana Supreme hem de hani... Ver coşku. Ver coşkuyu demek o. Salsa pikant. Salsa biberiymiş bu. Şeyi var mı acaba? Bu neydi onun adı? Acı şeyi var ya, ölçütü. Skala. Hmm. Videoda bahsetmiştik. Evet evet. O yazmıyor ama. Kusmak için mi? Yok, ağzına ben dökeceğim seni. Benim insafıma kaldınız. Önce kendim şey yapacağım ki. Scoville. Ha Scoville. Oldum Scoville kanka, acıymış bu. Çok mu acı?
Evet. Tibet'te öğrendiğim şey bu. Kanka götüm yanıyor ayıptır söylemesi. Çok fena. Yani böyle acı böyle yenmez çünkü o yüzden. Yoksa bizim Antep biberini yesek bundan daha acı ama şu an yanıyorum. Gel Musa. Çok acelimiz var o yüzden hemen. Ya bunu niye yaladın? Onu anlamadım. Bunu niye yaladın Musa? Ha öyle kraker de var ya. Hayır abi ne demek lan? Gökülecekti abi ne yapayım? Doldur gel. Doldur. Yok. Buradan parça parça. Yok yok. Herkes gelecek ağzına şey yapsın. Yalama Musab gibi. Beklediğimden daha iyi çıktı en azından. Çok değil ya. Evet. Böyle bir yakıyor ama hani yok etmez adamı. Evet. Demet gel. Molatyalı oğlum. Bir kere ağladığını gördüm. Ama az abi. Az dökeceğim. Kıyamam ben onu. Kaan bunu direkt tak diye dikerdi abi. Kaan var ya şişeyle yerdi. Bir de Sekom'u da sonra yorumları alacağım. Oğlum azıcık bir şey söyleyeceğim. Böyle dururken nasıl dökeceğim? Kafayı kaldırsana biraz. Gel. Ha? İşte bunu istiyorum ya. Oğlum dökülmedi ki. Döküldü. Ulan dudağının kenarına döküldü sadece. Gel. Yetti bana. Hayır hayır gel. Olmaz abi. Hepimiz... Çok acı. Oğlum ya. Böyle dökme ya. Gelsene. Ya hayır abi. İstemiyorum. Ya gelsene. Ya gel. Al, ya kafanı şöyle kaldırsana kanka. Tamam. Terledim lan burada. Zaten yanıyorum. Bir taraftan da Sekom'u eylemeye çalışıyorum ya. Nasıl Sekom? Acı abi. Ama güzel acı. Değil mi? Fena değil. Sence? Bence de güzel. Hemen geçiyor abi ya. Acısı. Evet. Demet de beğendi. Lezzetli acı. Güzelmiş evet. Korkutuyordu beni de öyle aman aman hiçbir ya şey ya kanka yok. Şimdi bunların dünyadan haberi yok ya. Bu biberleri en acı biber zannediyorlar. Gel Antep'e. Gerçekten bak. Git Adana'ya. Acının kralını gör. Bu ne olur lan? Bunu var ya yemin ediyorum kahvaltıda yerler Antep'te. Yiyorlardır zaten. Bundan çok daha acısını. Ama lezzetli. Ben sevdim. Evet. Lezzetli güzel, güzel bir acı. Güzel yani. Bir sos yani. Yeşil zeytinin içinde böyle biber koyuyorlar ya satıyorlar. Aa evet lan. Ona benziyor. Aa evet biraz turşumsu bir tat da var evet. Aynen. Şimdi. Reçel ama zencefil reçeli. Bir şey herkese tatmak için böyle bir çubuk mumuk veya kaşık var mı? Ama kaşık getireyim abi sen de. Bir kaşıkla iki kişi yiyebiliriz. Bir buradan bir arkasından. Şimdi kanka bak. Olmuş mu? Kadraj olmuş mu? Burak'a sordun mu? Elini çekmedim. Evet evet dur ben getireyim. Bak kanka. Bizim reçellerden farkı? Jöle abi. Evet bak. Çünkü marmelat bu. Jöle dedin bak içime kurt düşürdün. Tamam jelatin yok. Vallahi içime kurt düştü az kalsın. Avrupa'daki jelatinlerde veya Amerika'da da genelde domuz kullanılıyor ucuz olduğu için. Şimdi. Ben marmelat sevmem bu arada. Sen sever misin Sekom? Ben reçel zaten sevmiyorum. Sen tatlı sevmiyorum. Allah Allah. Gel bakayım Sekom. Herkes bir dolaştırsın. Benim hayatta almayacağım bir şey bu. Aklıma bile gelmez. Hem kötü mü? Değil. Bence kötü. Ben bunu yemem abi mümkün değil. Evet ben de. Bir daha yakınından geçmem. O kadar. Bence çok kötü. Zencefil tüketiyor musunuz? Tüketiyoruz. Ben... Hiç sevmem zencefil. Vazelin gibi şey gibi bu. Kokusu kokusu. Ya hiç... Vix abi Vix. Geliyor. Dilimin ucuna geri. Yani vazelinin tadını bilmek her baba yiğidin harcı değil. Vix'le karıştırdın ya. Ne alakası var lan? Vix'in içinde okaliptus var. Bunda zencefil var. Ama şöyle bir şey. Biz zencefil çok tüketiyoruz abi evde. Rana toz zencefil, bal, limon yapıyor. O yüzden ağzımda bir... Bak mesela ağzımda şu an bıraktığı tat mesir macunu tadına döndü. Evet benim de. Abi, ama ilk baştaki o gelen lezzet hoşuma gitmiyor benim. Vallahi abi Amerikalı. Al reçelini. Robertson. Robertson mı? Robertsonlar. Siz alın bu reçeli. 1864'ten bir de bir de burnuna uğraşıyorlarmış ya. Kanka her yerime acı döktün yanıyor ağzım. Oğlum böyle duruyorum bak böyle. Nasıl dökeceğim? Allah'ım ya. Geldik buna. Pot noodle. Chicken mushroom flavor. Yani mantar aromalı, mantar, tavuk aromalı. Aroma ama. Bu ne olmuş lan? Ha bu Ali Ertuğrul'la incelediğimiz şeye benziyor. Ha bunun ağzını bak yarım açacaktık. Yine unuttuk iyi mi? Neyse. Biz acı sosu buna basarız bence. Tamam bir kaşık verebilir misin? Bunu nasıl açacağız lan? Allah kahretmesin. Bunu nasıl açacağız? Güzel koktu ama. Bunun altında şey oldu lan. Çok şaşırıyorum ben böyle yemeklerle. Neyine şaşırıyorsun lan yemek? 2 dakikada yemek oluyor. Bana da pek şey gelmiyor. Sağlıklı gelmiyor. Gerçi bunu pişiriyorlar değil mi Seko? Seko daha iyi bilir çünkü biliyorsun Seko uzun yıllar gıda sektöründe çalıştı. Gerçekten kaç sene çalıştın? 6 sene çalıştım. 6 sene. Sonra bir de mandıracılık şeyim var. Sen zaten kanka mandırada doğmadın mı? Mandırada doğdum. Sonra uzaklaştım oradan yıllarca. Kebaba yöneldin dönere. Sonra uzaklaşınca ben battılar. Sen biliyor musun onu? Bunların bir ustası var. Köylülere yoğurt ne güzel onu anlatmaya çalışıyor. Taş gibi yoğurt dökülmüyor. Dökülmüyor diye. Herkesi topluyor etrafına. Ondan sonra Şener Şen gibi hani İngiltere kraliçesi bu jileti kullanıyor. O mihvalde anlatıyor. Gel diyor gel bak diyor bu yoğurt diyor taş gibi diyor dökülmüyor diyor. Manda yoğurdu diyor. Köylünün teki geliyor. Bir döndürüyor löp diyor. Yoğurt dökülüyor bir kafaya. Oğlum bu yaşanmış lan. Zor aldık adamların önünden. Allah'ım yarabbim
Yani noodle'ı şimdi bir spagettiyi kaşıkla yemek konusunda değil mi Kamilciğim? Şey yapacağız. Oldu mu bu? Kanka şey ne yapıyordu Ali Ertuğrul? Bunu yarım açıyordu kanka. Evet abi biz... Suyu koyup kapatıyordu. Ali Ertuğrul'un noodle'ı çok güzeldi. Evet. O Kore noodle'ıydı, bu Amerikan noodle'ı. Ha, büyük ihtimalle Amerika'daki Koreliler yapıyordur ya da Çinliler. Saman gibi bir şey ya. Alsana. Korelilerin noodle'ı daha güzel. Değil mi? Tam dediğin gibi abi. Evet, güzel değil. Bence bunun daha beklemesi lazım daha. Öyle mi? Ama fena değil. Zaten sana tavuk olsun. Aroması bile yetiyor adam. Tavuk dönerle yatıyor, tavuk dönerle kalkıyor. Şimdi macaroni and cheese dinner. Makaroni, makaroni herhalde. Makarna ve peynir. Ve öğle yemeği. Ha bak içinden böyle bir şey çıkıyor Seko. Bir de şöyle ufak makarnalar var. Görüyor musun Seko? Evet. Wisconsin'dan gelmiş. Mississippi Bell, Mississippi güzeli markanın adı. Ama bunu bir yapmak lazımmış kanka. Pişirmek lazımmış. Bu kesin güzeldir ya, ben sana söyleyeyim. Ya yani baksana görüntüsü falan çok hoş. Bence de güzeldir. İyi. Hadi şunu bir gidip yapalım. Sekom bir aşçı, bir şef ustalığıyla gördüğünüz makarnayı yaptı abi, inanılmaz. Gerçekten. Çok zor. Çok zor yani, makarna yapmak çok zor. Şimdi bunu alıyoruz. Yağ, tuz koymadık değil mi? Hiçbir şey koymadık. Ne yağ ne tuz. Bu ne lan, kırmızı çıktı Seko. Bu çedar gibi bir şey falan. Evet evet. Toz, peynir, krema karışık bir şey herhalde bu. Acaba pişirirken mi atmak gerekiyor? Yok. Yok abi sonra. Baktık oğlum, baktık. Ya bugün bunlar bize bir tüzakla telaşındalar kanka. İyi çekiyor mu? Çekiyorsunuz. Tamam o zaman sıkıntı bırak, tamam diyorsa. Bir şey gördüm, kutusunda böyle abi süt falan mı koyuyor acaba? Bir şey daha koyuyor galiba. Çöpten aldık. Makaroni. Aa koymadık. Var mı bir şey burada yağ? Yağ vardır. Olmazsa zeytinyağı koyayım. Ve biraz da süt koyun diyor. Süt var mı? Versenize biraz da süt koyalım. Biraz süt. Şimdi karıştırıyorum bir daha. Ha, karıştırması daha kolay oldu tabii. Ne daha iyi. Çok sulu oldu ama. Ben severim ya. Soslu gibi oldu. Evet evet. Tereyağı yok. Biraz zeytinyağı mı koyayım? Biraz koyalım. Gerçi peynirin yağı vardır bayağı. E ne anladım lan ben bunu? Kendim yaptım makarna. Tadayım mı artık? Tatlı lan bu. Ne bak. Ne diyorsun? Ya evet. Biraz tatlılık var. Hafiften o sütün şeyi falan da geçmiş. Bu yenmez bu. Yani... Ya ben severek yemem. Evet severek yemem. Yazık lan bu insanlara ya. Yemek yiyoruz diye neler yiyorlar. Çok ama böyle Amerikan mağarı bir şey gibi zaten yerken. Onu kanka Fransa'ya gittim işte yeni biliyorsunuz. Yazık lan Fransızlara. Bir et koydular önüme. Git bizim sanayide kanka herhangi bir lokantaya girer yemek ondan güzel ya. Neyse hiç yoktan iyidir. Nimete kötü bir şey demeyelim ama bizim damak zevkimize pek uygun değil. Evet arkadaşlar işte bir Amerikan atıştırmalıkları, Fransa'dan alınan Amerikan atıştırmalıkları videosunun daha sonuna geldik. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Ne diyorsun Seko? Videonun tekrarı olmaz ama sanki tekrarı olacak gibi bir takım şimdi. Sanki hep Fransa'dan alınan Amerikan atıştırmalıkları yapıyormuşuz da bir seri bölümün sonuna gelmişiz gibi söyledim. Öyle olmadı. Daha yok, bundan bir daha olmaz size söyleyeyim. İnci tanesi gibi bir video bu. Yurt dışı. Ne öncesi var ne sonrası var. Ama yurt dışı atıştırmalıkları. Onun sonuna evet. Geldik bir bölüm. Onun sonuna gelmişiz. Öyle dememiz gerekiyormuş. Kusura bakmayın. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.